erkekleri çocuklarınızın geleceği gasp ediliyor. Gün gelecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Direne, direne kazanacağız. İş yerlerinde iş yeri hekimiyle işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı istihdam edilmelidir. 50 çalışanın olduğu iş yerler... Göstermelik sosyal güvenlik haftası değil, sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2009 yılından beri her yıl 16 Mayıs gününü içeren haftayı Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlamaktadır. Amaç toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Fakat yapılanların göstermelik olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu ticari işletme gibi piyasa değerini artırmaya yönelik marka çalışmaları olduğu açıktır. Sosyal Güvenlik Haftası, kurumun yapısal sorunlarının, sosyal güvenlik emekçilerinin çalışma koşulları ve haklarının, kurumla doğrudan ilgili olan kesimlerin sorunlarının konuşulduğu, tartışıldığı bir içerikte ele alınmamaktadır. Büro Emekçileri Sendikası olarak Sosyal Güvenlik Haftası'nı kurumun ve sosyal güvenlik emekçilerinin gerçek sorunlarının tartışıldığı Alternatif Sosyal Güvenlik Haftası olarak ele almaktayız. Alternatif eylem ve etkinliklerimizle sağlık ve sosyal güvenlik hakkının tahrip edilerek paralı hale getirilmesine, sosyal güvenlik emekçilerinin yaşam ve geçim koşullarının daha da ağırlaştırılmasına karşı Sosyal Güvenlik Haftası'nda da mücadeleyi yükseltiyoruz. Halkın %98'ini GSS kapsamına aldık diye caka satan hükümet, gelinen noktada bugün 7 milyonu aşan GSS prim borçlusunu sağlık ve sosyal güvenlik sistemi dışına itmiştir. Emeklilik yeni kuşaklar için hak olmaktan çıkarılmaktadır. Yine emekli maaşı bağlama oranı 2008 yılı sonrasında işe başlayanlar için %75'ten %50'ye düşürülmüştür. Eşitlik ve adalet, insanca çalışma koşulları istiyoruz. 2005 yılından bu yana SGK çalışanlarının havuz parası, ikramiye gibi mali ve özlük hakları gasp edilmiştir. Nüfus artışına paralel olarak çalışan sayısında artış olmamaktadır. Emekçilerin sorunları ve talepleri konusunda herhangi bir adım atmayan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı işi gücü bırakmış, sosyal güvenlik emekçilerinin sosyal medya paylaşımlarının incelenmesi konusunda tüm birimlere yazı çıkarmıştır. Sosyal medyada AKP'yi yüceltmek normal karşılanırken emekçilerin AKP hükümetini eleştirisi suç unsuru yapılmaya çalışılmaktadır.